Bir cümle söyleyeyim sonra reklamdan cümle sonra devam edelim mi ben yoksa söyleyebilir miyim bir katkı ee, Herkese söz vereceğim. Öztürk Bey buyurun. Tamam. Geliyorum Metin Bey. Şimdi ben e, tam e, kendi meramımı tam anlatamadığım için e, bir anlatayım isterseniz. Bakın Sayın Erdoğan seçilmek istiyor kardeşim. Bu ittifaklarda hiçbir ilke yok. Adeta böyle şey gibi yani onu kap, o oradan kapıyor, bu buradan kapıyor. Yani bir şey yok bir ilk ilkesel bir ideolojik ilkesel böyle bir sağlam duruş yok. Yani bu burada bu da burada değil. Mesela yarın diyelim İyi Parti örneğin dese ki ben AKP ile ittifak yapıyorum. O ne güzel olur. Veya buradan MHP çıksa dese ki ben diğer tarafta ittifak yapıyorum. Mesela örneğin şey demez ki gelmesin diye. Bu kadar Kim demez, ilkesizleşti siyaset. Bakın isimler üzerinden gitmeyelim. Siyasette bu iki tane Cumhur ve Millet İttifakı'ndaki hiçbir ilke kalmadı. Hiçbir ilke yok. Sadece seçim kazanmak istiyor Sayın Erdoğan. Onun için de Erdoğan becerse bir tarafına MHP'yi alır, bir tarafına da ya ne olacak kardeşim? Onlar da gelsin der, HDP'yi alır. Ya bu kadar basit. Seçmeni taşıyabilecek da. mi Hüsnü? Ya, Bakın ya becerse Ar diyorum ya. Siz söylediklerinizde gerçekten bir falan mı söylüyorsunuz yoksa şimdi ben bir daha söyleyeceğim. Yani, A, dalga falan geçiyorsanız ya da bu fıkraysa <laughs> Nerede güleceğimizi de söyleyin. Ya, ya üstad bakın, bak, bak gözünü cümle, seveyim. Bir, hayır, bir, 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 koskoca bu ülkenin iki partisini e, ne, ilkesizlikle suç. Hemen geliyorum eminim bak, çok ayrı. Bir kere yanlış. Yok, mesela, ilke, ilke ilkesizlik i̇lkesizlik, ilkesizlik lafı yanlış bir şey. Nedir? Bak, i̇lkesizlik, ilkesizlik yanlış bir şey. Nedir mesela? İlke ne, hangi ilke Cumhur İttifakı yaplar? kadar omurgalı, ilkeli, şahsiyetli duran başka bir yapı yok. Niye yok biliyor musun? Her şey dürüst. Her şey şeffaf, edin. her şeyi milletin önüne Söyleyin. gözünün içine ama baka baka anlatıyorlar. Bakın baka <laughs> baka anlatıyorlar. Şimdi yani burada sadece bir kişi işte, sizin partiniz sizin partiniz demiyorum ama karşıda bir millet ittifakı bloku var. Herhalde bugün işte e, bu üç parti bir üçüncü blok olacak. E, öyle görüyorum. Yani benim öngörüm o ama şunu söyleyeyim ya arkadaş, ya Türk milletiyle alay ediyorsanız. Gerçekten deyin ki ya biz alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. İnanmıyorum diyoruz. Ya, şimdi Bey. ya inanmıyorum ola... Ya arkadaşlar, arkadaşlar bakın, bakın. İnanmıyorum demek bakın, başka bir, kere, bir, şey. Semih bakın, Hanım bakın, ben söylüyorum ki söylediklerinize gerçek katılmıyorum. Gerçek söyleyeyim ya. Bir müsaadeniz. Ayrı bir şey ama bakın cümleye ilkesiz ama, diye başladığınız ama işte zaman. Ama öyle, öyle oldu. İlkesiz diye başladığınız ben zaman. Ben Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptırmam. Ya e sonra de, oradan indirmem diyor. Hı diğer taraftan Öztürk bakıyorsunuz HDP'nin diyor ki mi? mesela İyi Parti ben bunlarla anlatayım bir da, araya gelmiş, Bir bakıyorsun, hikaye, bakıyorsun, bir hikaye öğrenmişsiniz. İyi Parti bana sürekli aynı babalı okuyorsunuz. Bir, i̇ki, Bak, iki buradan dakika, diğer, dakika, diğer tarafa, dakika. diğer taraftan bu tarafa bir cümle bir söyleyeyim. Hiç var, hiçbir cümle hiç söyleyeyim. Ki. Aynı. oradan. Aynı. Bir şahane. Türkiye'de bir 15 Temmuz gerçeği var. 15 Temmuz'a terör darbesidir. Terör kalkışmasıdır. FETÖ denilen terör örgütü yapısının bu ülkeyi ele geçirme operasyonudur diyor musunuz? E tabii ki canım. Türkiye böyle bir gerçeği gördükten sonra bakın sizce dünün hesaplarını yapanlar ilkesiz, alçaktır ve zayıftır. Bak. Peki bir şey Milliyetçi şey Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi dedi ki kardeşim geçmişte ne dediysek dedik dedi. Ve 15 Temmuz. E yine 15 derler. Temmuz ya, meydanında ne dedik artık. Ülkede... ama bir dinleyin. 15 Temmuz derler. meydanında Türk milleti dedi ki kardeşim bırakın o işleri. Peki. Eskiyi kapatın. <laughs> i̇ttifak yan yana. Semih verin. Hanım bir cümlede artık kimse evet. izin verirseniz evet. <laughs> bizler söyleyelim. Biz evet. Bu ittifak böyle kurulur. Yani biz de konuşmaya bu başlarsak ittifak, zaten program bu. program olmaktan çıkar. Millet. Evet. Onlar, yani Hiç lütfen siz beyin. moderatörlüğü Herkes yapıp biz de konu bir, birbirine Bey girer elbette, her şey. Elbette siz de konuşacaksınız. İzin verirseniz biz de konuşalım. Tabii ki. Niçin izin vermeyeyim? Elbette. Bir reklam arasına gidelim. O aranın ardından önce bir Öztürk Bey açıklık getirsin. Nedir bu ilke ilkesizlik? Ardından diğer konuklarla devam edelim. Sözü hemen Öztürk Bey'e bırakıyorum. Ne demeye çalıştınız? Çünkü hem Emin Bey'den hem de Metin Bey'den size itiraz geldi. Önce bir sizi anlayalım. Tam olarak savunduğunuz nokta neresi? Ardından itirazlar alacak. Ya itiraz gelmesi gayet normal. Benimle aynı düşünmek zorunda değiller Tabii zaten. Ki. Saygı duyarım insanların her türlü düşüncesine. Bu benim düşüncem. Günümüz siyasetinde evet. daha doğrusu evet. ittifaklarda evet. bir ilkelik göremiyorum ben ilke, dediniz. Oradan aynen, bir orada. e, Şimdi itiraz oradan İlke de ilke dediğim şu. Yani bu ittifaklar Ama benim asıl temel itirazım özür dilerim. Ee, MHP ile... HDP'yi yan yana getiriyor olmasıydı. Yani öyle bir şey bir fantazi dedi. Olabilir. Ben de uçuk değil, bir yarın fantazi bir dedim. Şimdi, Kendi fikri olabilir ama o fikri de tamam. bana göre de fantazidir bu Bunu kadar. söylediniz değil mi Öztürk Bey? Aynen öyle Heh, söyledim. Tamam. Bakın e, biz yakın geçmişimize baktığımız anda Türkiye'de hiç asla olmayacak, hiç kesinlikle olmayacak şeyler oldu. Yani olmayacak şeyler oldu ve hem burası hem orası yani hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı birbirini suçladıkları konuları kendileri de yapmaya başladı. O zaman şunu sorayım. Evet ya da hayır deyin. Devam edin ki net bir şekilde herkes anlasın. Bugün HDP e, mümkün olursa Cumhur İttifakı'nda yerini alabilir. Bakın ben Ama. size açık açık söylüyorum. Bunu açık söylüyorum. Eğer yani şi, bakın Sayın Erdoğan'ın motivasyonunu anlamak lazım. Arkadaşlar. Kazanmak dediniz. Kazanmak Seçilmek. istiyor. Seçilmek. Tamam. Yani, Bütün liderlerin 2010'da da kazanmak istiyordu. Yani o dönemde e, o e, Metin Bey sevmiyor ama e, çözüm süreci başladığında da kazanmak istiyordu. Tamam, bugün yani, gelelim. Yani bu güdü değişmiyor. Bu güdü böyle oynuyor şeylerle. O partiyle oynuyor. Yaz, yaz boz gibi oynuyor. Bakın Erdoğan anlamak, 20 bunun yıldır oynuyor. çok doğal dediğiniz. Doğal, bu anlaşılır bir şey tabii, ama bunun için HDP'nin Cumhur İttifakı'na girmesi Heh. gerekirse girer mi? HDP'de o oportunist bir Parti. Fırsatçı. Yani bu fırsatçı. HDP bakıyor ki ben diyor pazarlık marjını artırıyor. Şu anda pazarlık marjını arttırmaya çalışıyor. Yani Hedefi e, bu mu yani? Öbür taraf da yani olabilir, tarafta olabilir. Yani alabildiğini almak istiyor. Yani AKP ile e, şey yaptığı zaman ittifak yani çözüm sürecinde ittifak yaptığı zaman ne bekliyorsa şimdi buradan da bekliyor. Burada o olur, o olur. Fark etmez ki onun için. Yani o <gülüyor> bakın. <gülüyor> Hayaller ve gerçekler diye bir şey var ya. bakın, bakın buna itiraz ettiğinizi ben biliyorum. Görüyorum ya da itiraz değil hiç katılmıyorum Ey, ya çok eyvallah. uçuk buluyorum ama uçuk yani böyle öyle bir fantazi ki uçlarda bir fantazi diye buluyorum. Ya Türkiye'de HDP. Ya HDP birazdan Emin var. Bey zaten tamam, gerekli şeyi de söyleyecektir. Tamam, cevabını Söz hakkını da almayayım ya, ama eleştirsinler. Bu toprakların Cevap... ortak düşmanı terördür terör Öztürk Bey. Ya terör de. Terörü ama... destekleyen hangi şerefsiz varsa ee? ben onu yanımda istemem ben de onun yanında olmam. Ben MHP istiyor demedim. Cumhur İttifakı da olmaz. Ya anladım sayın, bak ben hiç MHP ile ilgili bir şey Sayın Erdoğan ya. bu M. kadar M. laf İttifakı söyledikten da. sonra olmaz Bakın, kardeşim. Niye ben, zorluyorsunuz ya? ya? Bir saniye. Ya olmayacak bir fantazi olacak gibi ya bir, çıkıp biz, biz, şurada biz, milyonların gözünün içine baka baka bir de bir milletin saniye. inanmasını bekliyoruz anlatıyorsunuz. Bu hayal. Ama hayal, ben konuşamıyorum ya gerçekten laf tamam, hayal. hayal, ya. Ben, hayal. hayal. Bir, bir saniye bir saniye. maya çalmak gibi bir şey. Metin Bey lütfen. Bakın lütfen ben... Ne dedim? Sayın Erdoğan becerebilse, yapabilse bir tarafına MHP'yi alır, bir tarafına da HDP'yi alır seçilmek ister. Ama ben de dedim ben onun şartları vardır. Bir Bak, defa söyledim HDP mi yukandı, MHP böyle bir şey ister diye? Arındı. Hayır arındı, aklandı, aklandı terörist dedi, PKK'yı kınadı, Kimi? bizi affedin dedi Türk milleti biz bugüne kadar bölünmek için yanlış yapmışız. Kim dedi? Kürdist. Bunları HDP derse, Siz abdest şu anda... alır gelirse... Ha bakarsın kardeşim. Ya, Herkesin bir tövbe ya kapısı burada vardır. burada şu anda. Ama bunu yapacak bir hedef yok. Arkadaşlar anlatamıyorum. Gerçekten anlatamıyorum. Sema Hanım olmuyor. Anlatamıyorum sorunu Dinliyorum. anlatamıyorum. Tamam. Bak ben bir daha söylüyorum. Arkadaşlar bir iki dakika benim Ama biz anladık Öztürk Bey. Daha Hı. fazla. Lafımı da şey siz alın konuşun. Gerçekten çok iyi anladık. Bakın, ne ki... söylediğinizi çok iyi anladık da verecek cevabımız var. Bekliyoruz evet. Hemen geleceğim Emin Bey. Alacağım cevapları. Buyurun. Yani bir iki dakika sabredemiyorsunuz ya. Hakikaten ne kadar sabırsızsınız. Tamam ediyoruz i̇ki buyurun. İki dakika ya. Bir sabredin. Benim de süremi kullanın. Ya Sinir uçlarına dokunuyorsun Ya sinir Gözlük Gözlük Bey. Onunla yani, yani sabredememe her şey sebebi yok. dokunmuyor da ya. şimdi benim söylediğim... Bir müsaade Allah edelim. Ne demek istediğini bir anlayalım. Tezim savunsun. Ben diyorum ki Sayın Erdoğan Hı. seçilmek tamam. istiyor. Tamam. 20 yıldır Sayın Erdoğan Türkiye'deki bütün aktörleri bir şekilde yanına alıyor, karşısına alıyor, kutuplaştırıyor, yaz boz tahtası gibi oynuyor muhalefet Erdoğan'a çalışıyor diyor. Bakın ben bunu yeni söylemiyorum. Bu stüdyoda söylüyorum. Şimdi de diyorum bu bu defada HDP becerebilse diyorum. Bak bir daha söylüyorum. Ben MHP ile ilgili bir şey söylemiyorum. <laughs> MHP'nin tercihi ben bunu istemiyorum diyebilir. Ama becerebilse diyorum. Bir tarafında MHP çaktırmadan bir tarafında da HDP'yi alıp yürümek ister yine seçime gitmek ister. Bunda anlaşılmayacak ne var? Tamam. Buraya kadar çok net. Gayet ha, bunun de fantastik? Değil. Bir bakalım Emin Bey neden ha. bunu fantastik bulmuş o ha. zaman? Buyurun. Ya böyle evet. kelimeler millet de zannedecek biz şimdi fantezi Müsaade ederseniz şimdi Öztürk Bey bir faraziyeden bahsediyor. Yani ilk kere iki 17 ederse diyor. İlk kere iki 17 eder etmez bu tartışılır. Ama faraziye üzerinden yola çıkarak bir ilkesizlik suçlamasında bulunuyor. Bu son derece yanlış. Bana göre doğru değil ve bir ağza da yakışmayan, hiç kimsenin ağzına yakışmayan bir şey. Yani şöyle olursa diyor, ama olmuş gibi ilkesizlikle suçluyor. Olan bir şey yok ki daha henüz. Ayrıca şuna da bakmak lazım. Hayır geldi. zaten ya, olmuş gibi zaten anlatsın diyor. AKP önce HDP'yle yaptı. yaptı. İttifakı Ama şimdi MHP'yle yapıyor. İlkesiz ya, diyor. O yüz, yüzde, bir kere çok yüzde yanlış yüz bir yan, ifade. Değişmiş. Şimdi ilkeli i̇lkesiz mi kalmış? diyor. Yani olmuş gibi CHP, ilkesizlikle suçluyor. Önceden HDP'yle suçluyordu. Vereyim, Bey. Şimdi HDP'yle ittifak yapıyor. İlke mi cevap kalmış? Müsaade edin de cevap vereyim. Hepsi aynı. Müsaade edin de cevap vereyim. Hiç dinlemiyorum sizi. Buyurun. Yani... ...ben artık cevap hakkımı kullanmak... ...siz buyurun. de beni dinleyin lütfen biz tamam, sizi dinledik... Buyurun. ...çok da iyi anladık... ...şimdi bir faraziye üzerinden... ...hareket ederek karşı tarafı... ...ilkesizlikle suçlamak bir kere... ...etik değil son derece yanlış bir şey... ...ayrıca Erdoğan'ın seçilmek istemesi... ...kadar doğal bir şey olamaz... ...HDP'lilerin de oylarını almak gibi... ...doğal bir sonuç... ...doğal bir çalışma olamaz... ...ama şunu yaparsa Erdoğan... ...eğer HDP ile... ...yan yana gelip... Ee, tek millet, tek bayrak, tek vatan, ee, tek ee, devlet gibi kavramlardan vazgeçerse o zaman ilkesizlikle suçlayabilirsiniz. Ama eğer bu mücadeleye devam ederse HDP'nin oylarını da alıp PKK'nın tepesine vurursa o zaman ilkesizlikle suçlanacak olan HDP'dir. Hiçbir zamanda HDP Erdoğan'a bunları yapacak olan Erdoğan'a ki tersini yapması mümkün değildir. Destek vermez. Eşyanın tabiatına aykırı. Burada gerçekleri konuşmak lazım. Yani, e gerçekleri konuşalım. 2011'de de çözüm süreci olduğunda gerçeği, tek bayrak, tek vatan veriyordu gerçeği, HDP yle. Ama, yani resmen federasyon konusu gündeme gelmiş şimdi masada. Bakın. Kimle gelmiş? Olur mu öyle şey? Yani e, buyurun. Hep şey, hikaye. Kutanaklar ortada. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şimdi bakın. HDP denilen bir yapı. Yani olabilir mi? Hiç mantıklı millet, mıdır? Kendisini yok şu bizi eden. izleyenler inanmıyor Pekka, ya. Bu, bu cümlelere inanmıyor kimse ya. Lütfen Irak'ta. siyasi davranma. İnanmıyor ama Arkadaşlar, size inanmıyor. Sizin yani. insanlar. İnanmıyorlar size ya. 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 Söylediklerinize şeyler ya. söylüyorum. Ya. Siz. Bakın altyapısı var. Siz boş ya ya konuşuyorsunuz. Söylediklerinize kendiniz altyapısı inanmıyorsunuz ya. Var. Sürekli millete... Bir, İnanıyor, Ya, AKP, ya ben gerçekten de, söylüyorum. Bakın. Çözüm Öztürk sürecinde Bey, bir araya geldiğinde Öztürk tek Bey, tek vatan, tek millet, biniliyor. tek bayrak demiyor muydu? Şimdi de CHP aynısını yapıyor. Ya, i̇lkesiz bunlar diyorum. İkisi de ilkesizlik yapıyor. Şimdi diyorum ilkesiz, ki Erdoğan ilkesiz seçilebilmek ilkesiz için bunu da alır yanına istese bunu da almak istiyor. Bu Tabii, burada anlaşılacak ne var? Yakın satar, tarihimiz hep bu. Ya, ayıptır ya. Ayıptır ayıp. Ayıp ama yani böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. Ya buyur, siz gazeteci olarak oh. siyaseti siz Ayıp. yapın. Ayıp yapar. Yapar, eder. Yapsın da ondan sonra bakın yaparsa hep beraber karşı çıkalım olur mu? Ama yapar eder diye kirletmek siyaset değildir. Bu son derece ucuz bir siyasettir ve son dönemin maalesef ve maalesef siyasetçilerin ağzına sakız olan bir söylemdir. Bana göre doğru değildir. Bakın şimdi HDP denilen yapılanma aptal mı? Suriye'de tepesine binen, Irak'ta tepesine binen ve bunu yok etmeye çalışan ki zaten Kandil'deki insan, baronlar söylüyorlar. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki geçmişte siyasi figürler bizlerle oturup konuşurlardı. Bakın bunu açık açık hepsi söylüyor. Mustafa Karasu söylüyor, en baştaki tepedeki kara yılan söylüyor vesaire vesaire. <laughs> Ama diyor AK Parti iktidarı kesinlikle bizi muhatap almıyor. O bizi düşman görüyor. Şimdi böyle bir yapıya HDP'nin destek vermesi mümkün müdür? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Bu eşyanın tabiatına aykırı ama faraziyeler üzerinden kalkıp başkasını suçlamak ve ilkesizlik ifadesini kullanmak bana göre en büyük ilkesizliktir. En büyük ayıptır. Arkadaşlar bu kadar söylüyorum. Gülümser Şimdi, hocam de siz de söz de istemiştiniz. Buyurun. Ederim. Bir itirazınız sizin var mı bu noktada? Evet. Evet e, şimdi gerçekten faraziye konuşma çok fazla çünkü ortada yürüyen bir dava var. Anayasa Mahkemesi e, şu anda savunma istemiş HDP'den ve nereden bakarsanız birkaç aylık bir süreç. Diyelim ki ek süre talep istediler tabii ki doğal haklarıdır ek süre talebi vardı 60 gün verildi Diğer artı 30 gün verebilirler hocam 90 gün. Gerekli kişilerin savunma haklarına saygı vardır Elbette yani e, dosyaların toparlanması savunmaların ifadelerin toparlanması derken yani nereden baksanız en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle en az bir yıl içerisinde verilmesi gerekli bir karar var yani şimdi e, seçime iki yıl var daha bakın Şimdi seçim öncesi HDP kararı mutlak surette verilmiş olacak. Yani biz o zaman farklı bir şeyi tartışacağız. Ve HDP şu anki e, ben hukukçu değilim ama ahim kararlarını takip eden e, birisiyim. Okudum da sayfa sayfa okudum ve şu anki görüntüye göre yanılmıyorsam inşallah yanılmam HDP kapatılacak. Ya kapatılmak zorunda. Artık bu siyaset şekli bitti. Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı bir siyasete Ama geçmesi Öztürk gerekli. Ama Öztürk Bey de bunun ya yarın olacağını söylemiyor. Bunun Bizim imkansız, imkansız olmadığını, olmadığını söylüyor. Az. Yanlış mı? Kesin, Neyin ya imkansız ben, efendim? Yani yarın Cumhur İttifakı'nda böyle bir ortaklık olur demiyor Öztürk zaten, Bey de. Bakın, Diyor ki İttifak böyle yan edeyim. yana Zaten ittifak da demedim. Dedim ki adına ittifak konmaz Şimdi efendim, Ama tabii ki İYİ Parti'lerin HDP'yle birlikte olur evet, aynı anda parlamentoda birlikte konuşayım da olursunuz. En direkt bir şey. Bakın bir e, hocam şunu söyledim. Ben e, Sayın Erdoğan'ın seçilme güdüsü ortada olduğu sürece bu tür her türlü şeye açık Türkiye e Efendim bütün siyasi partilere münhasır bir güdüdür bu. Ya, yani o zaman ilkesizlikten ben yani şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki Evet Türkiye'de ilkesiz bir siyaset olabiliyor denilebilir ama yani kişilere münhasır değil bu. Genel bir Üniversite yani şey biz de. gerçekten tarihsel olarak ulus devleti koruyacak, cumhuriyeti koruyacak teorisyenlerimiz az. Bunlardan en önemlisi bir barış süreci veya açılım süreci sürecinde gerçekten hukuksuz şeyler oldu mu? Oldu tartışmasız yani e, teröristlerin hiçbir kontrolsüz bir şekilde sınırdan içeri girmesi, alkışlarla karşılanması ve bakın o hendekler açılırken Türkiye Cumhuriyeti'nin haberi yok muydu? Böyle bir şey olabilir mi? Ya ben... Elbette haberdardır. Yani ne ne ya biraz önce söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Yani köpeksiz köyde eli değnekli dolaşmak bu olsa gerek. Yani şimdi burada bir zafiyet ve açılım sürecinde bir zafiyet noktaları oldu mu oldu? Eleştirdiğimiz noktada o. Ama gelin görün ki sonuç olarak zaman kaybetmiş olmakla birlikte bugün bunun olacağı gün gibi aşikardı, olmak zorundaydı ve HDP şu anda davası Anayasa Mahkemesi'nde ve süreç ne olacak? E, büyük ihtimalle belirttiğim gibi olacak. Ve burada ne olacak? Ya biz şeyi yanlış yapıyoruz. Yani ulus devletin vatandaşlarını etnisiteyle, ırklarına göre bilerek, bölerek emperyalizme hizmet ediyoruz. Yani bunu her ayazımıza aldığımızda Kürt, Türk, Çerkez vesaire her ağzımıza aldığımızda bu kelimeleri emperyalistler bizi gülerek izliyorlar. Düştünüz tuzağımıza diyorlar. Biz Kürtlere de, Türklere de, Çerkezlere de bu medeniyetin içerisinde yaşayan ve yaşama hakkı olan herkese aynı yakınlıkta, aynı uzaklıkta, aynı saygınlıkta davranmak zorundayız. Bitti. Şimdi feodal ilişkilerden kalma bir takım şeyler olabilir, artıklar olabilir. Ki bizim eksiğimizdir. Gerçekten eksiğimizdir. Veya Kürtler ekonomik olarak daha sıkıntılı süreçler yaşıyor olabilirler. Bölgelere istinaden. Aslında bunun sorumlusu da yıkıcı terördür. Yani Diyarbakır'ın, Gaziantep'in ekonomik sıkıntıları hiçbir dönemde bu kadar ayyuka çıkmamıştı. Yani bu kişilere bir takım daha fazla yatırım, daha fazla kazanım yönünden şey getirilebilir mi? Götürülebilir. Buradaki arkadaşlar da kendilerini ifade edecek bir parti arayışına girerler mi? Doğal girerler. Yani çok özür dilerim. Koskoca Kürt halkının tek temsilcisi Pervin Buldan mıdır? Yani Demirtaş mıdır? Ayıptır ya. Yani Kürt halkına ayıptır. Bu halk hiç mi demokrat, insan haklarına saygılı, Türkleri de sevecek, sayacak, diğer halkları da bağrına basacak bir lider çıkaramaz da ya Abdullah Öcalan'ı çıkarır ya da Demirtaş'ı çıkarır ya da Pervin Buldan'ı çıkarır. Pervin Buldan hangi hakla Kürtleri temsil ediyor? Pervin Buldan hangi şeyiyle, e, insani değerleriyle, ya yani insani değerleri söz konusu olsa Gariban Kürt halkının kızlarının bilmem yani insan gerçekten benim vicdanım dayanmıyor. Diyarbakır annelerini gittim gördüm. Yani onların hepsi analarımız bacılarımız. Hangi anne kızının evladının bir eğitimsizlik diyelim cehalet diyelim soru diyelim ellerinden alınmasına koparılmasına müsaade eder ya. Ya biz gerçekten her şeyi çok geç kaldık. Bu kurguyu yıllar önce bitirmek zorundaydık. Bir üç sonraki versiyona geçmek zorundaydık. Ama hükümet hata yapıyor bu. Yine yapıyor. Hükümetin yaptığı hatalardan birisini daha söyleyeyim. Bakın Sayın Özdağ da bunu yani fırsat bulamıyor ki. Sayın Özdağ çıkıp arada bir konuşmak için. Nedir? Suriyeli mülteci sorunu. 7 milyon. 7 milyon bakın resmi rakamlar 3,5 milyon diyor ama sayılı sayısız 7 milyonun üstünde bir halkın giyimi, kuşamı, eğitimi, ekonomisi, sağlığı sırtımızda. Ya sıkıntılıyız, ekonomik Peki. sıkıntılarla uğraşan bir, hocam, bir milletiz. <laughs> İtirazınız çok net anlaşıldı ama konu fazla dağılmadan ben evet Metin Bey'e bir söz evet vermek efendim. istiyorum. Metin Bey'in de itirazını ki, alayım çünkü Öztürk Bey'i dinleyelim tabii size döneceğim tabii dedim. Efendim. Obrigada.